ETV stüdyolarında 7. gün başlıyor. Bugün 7. günün uzaklardan konuğu var. Bergama'dan Bergama Yörük Kadınları Derneği konuğumuz. Normalde bugün farklı bir gündem yaptık. 7. günün programı her pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak bundan böyle. Ama bugün Bergamalılar için, değerli oldukları için Bergama Yörük Kadınları Derneği'ni bugün konuk olarak aldık. Çarşamba günü olarak belirledik. Ama bundan sonraki haftalarda 7. gün her pazartesi günü saat 20.30'da ekranlarda olacak. Bergama Yörük Kadınları Derneği Başkanı Şengül Yalçın Ataç Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün Bergama'dan buraya kadar geldiniz, bizi onura ettiniz. Yörük kadınları olaraktan biraz sonra sizinle Yörük kadınları bugüne kadar geleneklerini nasıl taşımışlardır, Yörük kadınları geleneksel olarak nasıl yaşarlar, bunları konuşacağız. Önce derneğinizden bir bahsedin. Yani derneğin ne zaman kuruldu, nasıl etkinlikler yaptınız, bugüne kadar nasıl çalışmalar yürüttünüz. Daha sonra da Yörük kadınlarının geleneksel yaşamlarına değinelim birlikte. Önce hoş bulduk diyorum. Biz Bergama Yörük Kadınları Derneği'ni Nisan ayın 26'sında kurduk. Böyle güzel bir yola çıktık. Kültürümüzü, örf ve adetlerimizi gençlerimize tanıtalım istedik. Bizim Bergama'mız her yönden, tarihi yönden, kültürel yönden o kadar zengin ki bu güzellikleri sevdiklerimizle paylaşalım dedik, bilmeyenleri bilgilendirelim dedik. Böyle arkadaşlarımızla bir dernek kurduk. Güzel bir yola çıktık. İnşallah hayırlısı olsun diyoruz. Daha derneğim çok yeni ama inanıyorum ki başarılı olabileceğiz. İnsanlar sevdiği şeyleri yapınca çok mutlu oluyorlar. Ben bu derneğimi kurdum. Gerçekten çok mutluyum. Yani Yörük kadınları neler yapıyor? Ben bir kıl çadırında yaşamadım. Bir yaylalarda göç hayatı yaşamadım. Ama çocukluğumuzda köylere gittiğimizde yaylalarda kalabiliyorduk. Eskiden beri böyle bir kültür... Bu hikayeleri dinlediniz büyüklerinizden. Ya, tabii ki araştırıyoruz. Bazılarını yaşadık. Köyde gittiğimizde nenelerimizde, dedelerimizde kalıyorduk. Ama şimdi bunu gençlerimize aşılamak için yola çıktık arkadaşlarımızla. Bu fikir nasıl oluştu? Böyle kurumlardan destek aldınız mı? Durup dururken siz kadınlar mı? Böyle bir dernek, hangi ihtiyaçtan dolayı böyle bir dernek kurma böyle bir dernek, arzusunda oldunuz? Bizim Bergama'mızda bir şölen oldu, Yörükler şöleni oldu. Ben de dedim ki, ben de bir Yörük kadın olarak şalvarımı giydim, yemenimi taktım, meydana çıktım. Elimden geleni yapmak istiyorum dedim arkadaşlara. O zaman İzmirliler, misafirlerimiz geldi, dernek başkanlarımız geldi. Onlarla tanıştık, onlarla diyaloğumuzu kurduk. Onlar benimle beraber sonra İzmir Yörük Kadın ve Türkmen Kadınları Derneği'ne üye oldum. Sonra böyle gidince bu kendimi böyle bir güzel kültürün içinde buldum. Dedim ki Ege'nin incisi İzmir gibi güzel bir yerde Yörük Kadınları Derneği kuruluyorsa neden bizim Bergama'mızda da dedim 114 tane köyümüz var bizim Bergama'mız. Kültürel yönden her yönden zengin yani çok yani güzel. Yörükler Derneği var mı? Ayrıca tabii, bir Yörük tabii, Kadınları tabii. Olarak Yörük Kadınları ben Yörük Kadınları adına kurdum. En azından kadınlar olarak dedik ki Yörük Kadınları hep derim ben yoktan var eder. Sıkıntılarımızı, her şeylerimizi, geleneğimizi, adetlerimizi yaşatmak için böyle bir yola çıktık. Bir de zaten ailenin temelinde öğretici olan annedir. Evet. Anneler daha çok işte geleneksel yaşama bağlı kalırlar. Evet. Sizlerin de diğer genç kuşaklara Yörük kadınlarının yaşamlarını anlatmanız, bir de yaşayarak göstermeniz tabii elbette çok güzel. Burada aynı zamanda beraber getirdiğiniz dernekten arkadaşlarımız var. Evet. Yönetmenimiz arkadaşlarımızı gösterirse kendi yöresel kıyafetleriyle birlikte arkadaşlarımız da burada. Biraz sonra hem bize türküler söyleyecekler hem de kadın erkek ayrı ayrı gruplar halinde oynayacaklar. Normalde kadın erkek grubu birlikte oynanıyor ama burada yerimiz kendi stüdyomuz olanağı olmadığı için kadınları ve erkekleri ayrı ayrı gruplar halinde oynatacağız. Şimdi Şengül Hanım şöyle bir şeyi vardır. Yani Türklerin genelde böyle Türk boylarının, Türklerin, Yörüklerin bir geleneği vardır. Bizler yaşam biçimimiz olarak göçebe bir toplumuz. Evet. Yani bugün buralara da Anadolu'ya da işte belirli bir dönemde geldik. Bu gelişimizle birlikte bizim yaşam şeklimizle birlikte biz tüm uluslara, tüm görüşlere hoşgörüyle yaklaşırız. Evet. Çünkü bizde
Türkmenlerde, Türklerde kafatası milliyetçiliği olmaz. Yaşamından dolayı olmaz. Aynen. Çünkü göçebe bir yaşamdır. İşte göçebe yaşam olduğu için keçilerini, oğlaklarını, kuzularını otlatmak için çıktıkları dağlarda işte bir Ermeni köyünde de kalabilirler, bir Kürt köyünde de kalabilirler. Aynı zamanda işte bir Yahudi köyünden de geçebilirler. Evet. Başka inançtan, başka ulustan, köylerden de geçerler. Bunlarla birlikte de ortak bir yaşamı paylaşırlar. İşte sütlerini paylaşırlar, yoğurtlarını paylaşırlar, ekmeklerini paylaşırlar. Evet. Bu inançla yaşarlar. Siz nasıl görüyorsunuz şimdiki böyle o geleneksel büyüklerinizden dinlediğiniz yörük yaşamıyla şimdiki yaşam arasında böyle farklılıklar görüyor musunuz? Tabii ki de şimdiki yaşamla eski yaşamlar arasında bayağı bir fark var. Artık teknoloji o kadar ilerledi ki birbirlerimizle iletişimlerimizde sorunlar oluyor. Eskiden insanlar çok daha doğalmış. Belki de çok daha mutluyarmış. Çünkü sohbet varmış. Beraberlik varmış, bir dilim ekmeği paylaşmak varmış. Ben hep derim, yörük kadınlarımız sabahleyin kalktığında o kadar özgürdür ki gider, ineğini alır, kuzusunu alır, keçisini alır. Dağ, bayır, her şey onundur. Orada çok özgürdür, korkusuzdur. Oradan gelirken boş gelmez. İneğini, koyununu yaydıktan sonra bir bakır sütünden gelir, sırtına bir arkasına bir yığında çalıyı yükler. Çünkü eve geldiğinde ekmek yapar. Artık her şeyleri satın almak zorunda kalıyoruz. Köyde yaşanıyor ama köylülerimiz yoğurdu, sütü şehirlerden götürür olduk. Biraz bir tembelleştik. Zaten şeyde de yani bugün Türkmen geleneğinde de ana erkil toplum vardır. Yani kadının önemi her zaman yeri camiada yapıldığı zaman toplumda, toplantılarda kadının yeri önemlidir. Evet. Kadınlar genelde obalarda hükmederler. Ana kadınlar vardır. Tabii. Erkekler daha çok işte savaşçıdır, işte korunaklıdır ama aynen, asıl işin yükünü kadınlar çeker. Evet. Onun için de kadınların yeri bizde her zaman daha farklıdır. Evet. Hatta biz mesela Türkmenlerde de işte bir kavga olsa yani işte diyelim ki aşiretler arasında veya obalar arasında, erkekler arasında kadın başındaki örtüyü çıkarıp yere attığında o kavga durur. Evet. Yani kadına saygıdan durur. Kadına bir saygı vardır. Evet. Siz çok güzel bir girişimde bulunmuşsunuz. En azından işte kendi atalarınızın, bu Malazgirt zaferiyle birlikte Anadolu'ya gelen atalarınızın yaşam şeklini, yaşam biçimini bugünkü gençlere, bugünkü kuşaklara da aktarıyorsunuz. Hem anlataraktan aktarıyorsunuz hem de diğer arkadaşlar da sizin üzerinizde de gördüğümüz gibi kendi giyimlerinizle, yaşam şeklinizle, yeme alışkanlıklarınızla bunu sürdürüyorsunuz. Şeyler nasıldır böyle yörüklerde hala o geleneksel işte yoğurt yapma, o geleneksel yemekler var mıdır? Tabii ki de yoğurtlarımız mayalanır, ekmeklerimiz yapılır, taranalar, turşular, kesmik, norlu biber deriz. Yani yörük kadınları bunları üretir. Hı hı. Ben hep öyle diyorum. Yani yoktan var eder, bir emek sarf eder. Üreticidir yörük kadınları. Her şeyin yani bir şeylerden bir yaratır. Mesela ben kıyafetlerimi artık bu derneğe girdikten sonra, kültürümüzü anlattıktan sonra kendim kıyafetlerimi kendim dikiyorum. Bir emek sarf ediyorum ona. Hı hı. Yoktan, oradan buluyorum, buradan buluyorum. Yani güzel bir şey getiriyorum. Böyle hazır giymeyi tercih etmiyorum. Hazır almayı da tercih etmiyorum. Hı hı. Kendi ürettiğim, çok eskilerimizin sandıklarını eşiyoruz. Onların güzelliklerini çıkarıyoruz mesela. Şey zatendir, emek olmazsa yemek olmazdır. Boynu inceliği yörükleri söylemişler her zaman. Yörüklerinde burada atasözleri var. Tarlada iz olmayanın harmanda yüzü olur diye. Ha, olur mu? Avşarlar söylemişler, yörük avşarları. Evet. Yazın kölge hoş olur, kışın çuval boş olur demişler yine avşarlar. Yaz eğirdim, güz eğirdim, bir göğneklik bez eğirdim, boynu ince yörükleri söylemiş yine. Buna şeyde zaten emeğe bir saygı temelde var. Evet. Bir de yörüklerde şey var, doğaya bir saygı var. Evet. Yani bilirsiniz işte ilkbaharda karın yağdığında, kışın olduğunda birçok o kutlamalar olur. Her işte
Cemlenin işte toprağa düşmesi, suya düşmesi, kara düşmesi kutlanır. Evet. İşte çiçeklerin, dağın yeşermesi kutlanır. İşte sonbaharın gelmesi kutlanır. İşte koç salımlar olur. Yani evet, o şeyler kutlanır. Çünkü doğayla, bir bütünleşme vardır. Doğada var, yaşar evet, zaten. Yaşıyoruz. Onun evet, için de ağaca saygı, toprağa saygı, işte çiçeğe saygı, emeğe temelinde saygı, insana şeye saygı ve bir bütün olarak da emeğe saygı var. Evet. Bugün neden emeğe saygı var? Bir de şey yok. Yani Yörük geleneğinde, Türkmen geleneğinde o dönemde sömürü yoktur. Yani ailedeki herkes birisinin üzerinden yaşamaz. Herkes çalışır yaşamın bir alanında. Tabii. Ailenin her ferdi işte küçük çocuktan büyük dedeye büyük kadar bir görevi vardır. Yapmış. İş paylaşımı vardır. Evet. Yani birlikte üretirler. Yönetimlerde de işte oranın oba reisinin işte tek yönetimi yoktur. Yani o obanın bir kurulu, o zaman bir heyeti var. O heyetle yönetilir ve bunun içerisinde kadınlar da yer alır. Evet. Yani ne üretimde ne de yönetimde kadınlar dışlanmaz. Kadınlarla birlikte yönetilir diyelim. Bu gelenekleri bugün işte anlatmak, halbuki mesela o yönetim şekillerini, o çalışma şekillerini keşke bugün de uygulanabilse. Yani herkes ailede işin bir tarafından tutsa, birlikte çalışsalar diye düşünüyorum. Siz inşallah bunları şey yaparsınız. İnşallah hep biz birlikte gelenekler başarırız dediniz. Geleneklerde yörüklerin oyunları var, yörüklerin türküleri var. Evet, türkülerimiz İsterseniz var. İsterseniz siz de aynı zamanda yörük kadın olaraktan yörük türküleri söylüyorsunuz. İsterseniz şöyle sizin de bir yörük türküsüyle, yörük oyunuyla programımızı devam ettirelim diyelim. Tamam. Haydi güzelim.
açmış ellerini bana doğru. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Güzel bir yörük türküsü dinledik oyunuyla birlikte. Evet. Şimdi yine yörüklerde deve, keçi ve çadır önemlidir. Evet. Genelde dağda böyle yüksek dağlarda yaşadıkları için keçi ağırlıklı. Yörüklerde daha çok keçi, Türkmenlerde de daha çok koyun vardır. Keçilerin mesela isimleri vardır. İşte diyelim ki bu Dinar Türkmenlerinden aldığımızda, yani onların diliyle baktığımızda, işte yeni doğan keçi yavrusuna körpe, işte her iki cinsin 6 ay kadar olanına oğlak, ondan 6 aydan bir yaş dişilerine çebiç, bir yaşından sonrakilerine dişi keçiye yazmış, 2 yaşından sonrakilerine dişi keçi, 1 yaşından sonrakilerine hadım keçi, 1 yaşından sonrakine burumlanmış keçiye teke, yine 3 yaşlı hadım keçiye erkeç, 4-5 yaşlı hadım keçiye de kart deniliyormuş. Evet. Sizin orada mesela nasıl böyle adlandırılır ve benzerliği var mı? Diyelim ki Bergama ve Dinar yörükleriyle, Akdeniz yörükleriyle. Bir şeylik yok, hepsi aynı. Mesela bizim orada Hıdrellez denildiğinde oğlak, taze oğlaklar alınır, kesilir. Hep aynı bizimkinlerde böyle isimleri. Keçi çanları var mesela, firiktir, evet. Gılgırtlı, takırdavrak, topçan, binbir diye böyle çanlar da vardır. Onların özelliklerini biliyor musunuz? Yani bu çanlar takıldığında hangi sesi çıkarttıklarında nasıl olur diye. Onların hepsinin sadece güdülürken bir yerde toplanıldığından haberlerim var. Yani o kadar pek bir şeyim yok ama. Çünkü sürümde ayrılabiliyorlar. Oğlakları otlatırken, çünkü koca dağlara çıkıyorsun. Keçiler çalıyı severler. Evet. Çalıyla beslenirler. Eskiden mesela keçi kıllarından kilimler yapılıyordu, biliyorsunuzdur. Sadece böyle bir duyumum var, ne kadar doğru olmadığını bilmiyorum ama o keçi kıllarından yapılan kilimlerin ayaklardaki ağrıların alındığını duydum. Sızıyı alır diye söylerler. Evet. Daha çok şeydir o tiftik olan, tiftik keçilerinde şey yapılır. Evet. Zaten çobanların da şeyi vardır, böyle gece yattıklarında vardır onların, şeyden dokurlar. Bir de hep çobanlar böyle en böyle şey keçiyi, yaramaz keçiyi yattıkları zaman işte bir ipi keçinin ayağına, bir ipini de kollarına bağlarlar. Evet. Çobanların böyle bir şeyi vardır. Şey nasıldır böyle? Mesela diyelim ki sizin yörede işte kızla erkek tanışmasında, kız istemede, düğünlerde o gelenekler, böyle eski gelenekler hala sürdürülüyor mu Bergama ve çevresinde? Tabii ki de, ama şimdi artık eskiden görücü usulüyle evlenmek daha çok vardı ama şimdiki nesiller kendilerini, birbirlerini tanıyorlar. Bizim eskiden köyde düğünlerimizde, çocukken gittiğimizde cuma günden, dübek günden başlanırdı. Koca köylü oduna gider. Tabii taşıma sular vardı. Şimdi artık herkesin düğün evinde bahçeleri var. Tabii düğün odunu yapılacak. Yufkalar yapılıyor. Yufkalar hazırlanıyor. Köylüler toplanıyor. Ekmekler fırın ekmekler yapılıyor. Fırında mı yaparlar ekmekleri? Sadece ekmeği yapmıyorlar sizde de mi? Sadece ekmeği yapmıyorlar. Sadece fırında yoğurarak bildiğimiz buğday unundan, beyaz undan. Bazlama şeklinde mi yapıyorlar? Daha değil, kalın ekmekler. Kalın ekmek. Kalın bildiğimiz ekmek. Ekmek. Onu tepsiye de koyup fırına atabiliyorsun. Somun da yapabiliyorsun. Böyle tilki deriz. Onlara böyle sıralıyoruz ekmekleri. Fırınları yakıyoruz. Koca köylü oduna gider. Birlik varmış işte eskiden diyorum ya. Yani her şeyler severek yapılıyormuş. Paylaşılarak yapıldığı için. Düğün yemeklerinde nedir böyle isimlendirirsek? Düğün yemeklerinde bizim köyümüzde hiç olmazsa olmazsızı yufka. Yufkalar önceden yapılır. Yufkalar ıslanılır. Onlar köz ateşinde pişer. Tepside. Onun içinin malzemesi nohut. Yani çünkü idareliymiş eski insanlar. Bir de ya nohut ufalarsın yahut da nor. Onun özelliği odur. Onu çevirerek pişirirsin. Sadece közün üzerinde bir kere altı pişer. Ondan sonra bir tepsiyi kapattıktan sonra
öbür tarafını da pişirirsin. Hı-hı. Nohut yemeğimiz vardır, mantımız, keşkeğimiz, hı-hı, pilavımız, üzüm hoşafımız, çorbamız. Çorbasız olmaz. Bir de tahin helvamız vardır. Kız istemeye nasıl gidilir mesela, onlar geleneksel? Mesela eskiden işte başlık parası veya kızlara ne verilirdi? Kız ailesi, evet, işte diyelim damat evi ne alırdı? Bu tür gelenekleri hala sürdürme var mı böyle? Sürdürme hala yok ama bazı köylerimizde önce ev olacak. Bu bir şey oluyor. Ondan sonra beşi birlikteriz. Altın olacak. Altın da önemli. Altın çok önemli. Yörükler yemez içmez, birikimti yapar. İlla o altınları. Siz de takmışsınız kolunuza evet, maşallah. Yörüklerde böyle ama tabii ki de eskisi gibi o kadar çok örf ve adetleri artık takip edilmiyor. Tanıştığı için gençler öyle oluyor. Eskiden mesela yörükler şehirlilere kız vermezlerdi. Yani damat işte yaşam koşullarına uyamaz ya. Uyamazdı, evet. Hatta bu şeyde Hasan Boğuldu'da size yakın şeyde Güre tarafında yani Kaz Dağları'nda Hasan Boğuldu'nun öyle bir hikayesi var. İşte bir yörük kızına aşık olan işte şehirli Hasan sırtına tuz yükü verip işte yörük obası erkekler o zaman toplanıp Hasan yörük koşullarında yani yörük insanların yaşam koşullarında yaşayabilecek mi diye bir test yapılması sonucu sırtına bir çuval tuz yüklenip sıcakta işte dağa çıkarması için veriliyor. Evet. Yani nihayetinde Hasan tabii o koşullarda dağa çıkaramıyor. En sonunda kendini asıyor, Hasan Boğuldu diye bir yer var orada. Sonra da kız kendini suya atıyor. Boğuluyor. Öyle bir hikayeler var. Yani yörükler şehirliye kız vermezlerdi. Şimdi nasıl böyle? Artık şimdi köylere evlenmiyor artık. Herkes şehire bir göçebe yani hayatı yaşamında gibi. Evet, köy yaşamından Bergama'da işe giriyorlar. Bir şehirde işe giriyorlar. Artık köylerimiz baya bir azaldı. Köylerimizde sadece yaşlılarımız kaldı. Bir de tezat oluştu. Şimdi bu Ege'nin belirli yerlerinde var da sizin orada nasıl bilmiyorum. Yani köyün yoksulları şehirde heveslenekten şehirlere gelip işte köy yaşamını evet, bırakıp fabrikalara giriyorlar. Şehir zenginleri de köylere yerleşiyorlar köylere artık. Yani öyle bir de tezat oluşmaya başladı. Evet, evet. Bizim Bergama'mızda tabii bizim kendimizin de tarlamız var. İzmir'den o kadar çok gelen insanlar var ki artık sakinliği seviyor insanlar. Kafa dinlemeyi seviyorlar. Dediğiniz gibi köylülerimiz şehire iniyorlar. Şehirdekiler köy yaşantısına. Doğallıkla doğallan iç içe yaşamak istiyorlar. Her şeyleri organik kendileri üretiyorlar. Mesela domatesinden patlıcanını, yoğurdunu, sütünü kendi toparlar. Çünkü emekli olmuş. Onlarla vakit geçiriyor. Onlarla zaman ayarlıyor. Doğallan baş başa oluyor. Elbette yani şimdi bizim devletimiz işte köydeki yaşayan insanların ekonomik olarak desteklese, şimdi onların da evet, ürettikleri gerçekten kendi yaşamlarını sağlayabilse hiç kimse kalkıp şehir hayatını yaşamaz. Ama evet, geçinemiyorsa işte çocuklarını okutmak için. Ya çocuklarıyla birlikte artık araziler küçülüyor paylaşıldıkça, şimdi iş alanları da olmayınca mecburen evet, şehire göçler başlıyor. Başladığı yerde de işte tam orada da işte geleneklerden kopuluyor. Bir de verimler azaldı. Yani o yüzden çünkü çiftçi emeğinin karşılığını alamıyor bence. Yani zaten Bergama şu sinyanürlü altın aramaya karşı evet, mücadele eden o direnişleriyle evet, çok direnişli. Gerçekten dünyada sesini duyuran bir isim oldu. Evet. Gerçekten direndiler. Orada tüm köylüler kendi daha sağlıklı yaşamaları için, kendi tarlaları için, işte hayvanları, tavukları ölmesin diye, evet, toprakları zehirlenmesin diye mücadele ettiler. Oradan onları tanıyoruz. Peki hedeflediğiniz böyle dernek olarak, yani biz bunları hayata geçireceğiz dediğiniz yakın zamanla ilgili böyle amaçlarınız var mı, hedeflediğiniz?
Bizim hedeflediğimiz tabii ki de çok çok amaçlarımız var. Yani şimdi derneğimizle böyle bir şölenler yapalım, insanlara faydalı olalım. Mesela ben Yörük Kadınları Defilesi düşünüyorum. Yani bayanlarımızın kendi elleriyle ürettiği elbiselerden tut, çok eski tarihi elbiselere gibi, şu önümüzde gördüğünüz elbiseler gibi. Mesela şurada bir tane bir pembe elbisemiz var bizim. Bu 100 senelik bir gelinlik. 100 senelik bir gelinlik. Evet, benim arkadaşımın anneannesinin gelinliğiymiş. Ama sadece bunlar gece akşamleyin oturulduğunda, bunlar tabii ki eskiden elektrik yok. Gaz lambasıyla işlenen, emek verilen... Şu 100 senelik gelinliği bir yakından çekebilir miyiz? Size böyle bir ayağa kalkıp açarsanız. Tabii ki de. 100 senelik gelinliğimizi bir görelim şöyle. Böyle. Evet arkadaşlar, ekranlarımızda 100 senelik gelinliğimiz. 100 yıllık bir gelinlik. Evet. 100 yıl önce bir gelin adayımız bunu giymiş ve bugünlere de el nakışı ailesi taşımış. Evet. El işlemesi değil mi? Tabii ki de el işlemesi. Diyorum ya, işte bunlar böyle tek tek geceliğin gaz lambası ışığında emek vererek artık bunu işleyen gençler neyi hayal etti? Nişanlılar nişanlılarını mı hayal etti? Askerde olan nişanlılarını mı hayal etti? Bir, o kadar çok emek vermişler ya, ki bir sevgi var bunda. Sevgiyle işlenmiş yani. Kendi zaten özgürce şey yani. Yerinize geçebilirsiniz. Şey miydi o zaman, mesela diyelim ki genelde gelinlikler beyaz olur ama yörüklerde genelde beyaz değil de renkleri sevdikleri yörükler için... Yörükler biraz alın moru seviyor. Aynen benim gibi. Evet, şu da bir, bu da bir yörük gelin elbisesi. Yeşil. Evet, dediğiniz gibi eskiden insanlar böyle rengarenk. Yani sadece şimdi beyaz ama kimisi pembe. Eskiden dediğim gibi çok doğallık böyle, varmış tabii. Zaten. O mesela diyelim ki belirli günlerde hayvanlarını süslerken de, mesela develerini süslerken, tekelerini süslerken de renklendirerek rengarenk süslerler. Evet. Mesela o özel günleri nedir böyle yörüklerin? Diyelim ki Hıdrellez gibi vesaire şeyleri var mıdır özel günleri? Yani Hıdrellez'i kutlarlar, tabii baharın kutlarlar, bayramlarımız vardır. Öyle çok özellikle mesela kutladığımız... Mesela şeyler var mıdır? İşte... yaylaya çıkma diyelim ki şenlikleri veya işte yayla şenlikleri veya... Yok, bizim orada sadece Hıdrellez baharın olur. Köy hayırlarımız vardır bizim. Her köyümüzde hayır olur. Herkese kapımız açıktır, herkes gelebilir. Köylü toplaşır, keşkekler, kazanlar pişer. O onu oradan ona duyurana duyan gelir. O bizim baharın olur, işler çıkmadan, dediğiniz gibi öyle bir şölen tadında. Hıdrellezimiz olur. Tabii ki de herkesin köyde dediğiniz gibi yeşilliğin içinde doğaya yaşama şansı yok. Böyle kişiler o zaman bizim Kozak Yaylamız vardır, çok güzeldir. Oralara pazar günü pikniklere giderler. Eşi dostu olanlar eşi dostlarına giderler. Çünkü yazın bir çalışma şeyidir, 3 ay. Köylü 3 ay çalışacak ki kışın rahat etsin. O ambarını doldurması gerekiyor. Ununu, yağını, ekmeğini bir kere koyması gerekiyor. Bir evde ben derim un, yağ olduktan sonra her şey vardır. Bir 3 ay çalışılır ama dediğiniz gibi baharın şölenler olur, işte hıdrellezler yapılır. Zaten şeydir yani yörüklerde her zaman mesela güneş, ay, ondan sonra yağmur, ocak, yani evinde yakılan ocak her zaman kutsaldır. Tabii, yani bunların yanında kutsaldır. Çünkü Türkmenler ve Türkler İslamiyet'i ilk olarak Asya'da tanımışlardır. Yani insan odaklıdır İslamiyet. Bizim mesela Anadolu'ya gelenden sonra Arap İslamiyet'iyle işte yakınlaşmışlardır. Yani Türklerin ve Türkmenlerin, işte Yörüklerin İslam anlayışı çok farklıdır. Yani Arap İslamına göre daha farklı bir anlayışı vardır. Şamanizmden geldiği için daha çok işte bizler için güneştir, aydır, işte yağmurdur, ocaktır, evdir. Yani bunlar hep kutsal değerlerdir. Evet. Mesela bir yemin ettiklerinden bile ocağın batsın diye yemin ederler. Evet, yani ocakta aile şeyidir. Peki bu kıl çadırlarda yine böyle göçebe hayatı yaşayan Bergama köylüleri var mı? Mesela köyden işte yaylalara giden.
Eskisi gibi yok. 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 Sadece bizim oralarda kıl çadırı değil de topraktan evler vardır. Topraktan, sarı bir toprak vardır. Göçebe hayatı yaşayan yörükler yok mu? Şimdi böyle koyu keçi otlatanlar. Ya keçi otlatanlar var ama kıl çadırlarımız yok bizim o tarafta. Sadece topraktan, sarı bir toprak vardır. Onun sıvası güzel olur. Topraktan bir göz oda vardır. Taştan evlerimiz vardır. Tabii ki de yine göçüyorlar ama. Yani değişim gösterdiler diye. Evet. Mesela Akdeniz'de işte Adana, Mersin, İçel o yörelerde. Orada da vardır. Hala var. Evet. Bizim o tarafta Konya'nın yok. Bir taraflarında hala var. Şeyde. Evet, Konya'da var. Ben de giderken gördüm. Peki Konya'da sizin bu var. Çalışmalarınız, işte dernekleşmeniz sürecinde resmi dairelerden, işte kaymakamlıktan, halk eğitimden, milli eğitimden veya diğer kurumlardan destekler gördünüz mü? Destekler alabildiniz mi? Halk eğitimden, arkadaşlarımız zaten halk eğitimden ama Bergama Yörük Kadınları adına çok bir destek görmedim. Böyle şeyi hedefliyor musunuz? Yani sadece İşte Yörük kadınlarını derneğine tanıtmak veya Yörükleri tanıtmak, işte el işlerine, yemeklerine falan değil de bir de yaşamları konusunda mesela seminerler, toplantılar düzenleyecek misiniz? Tabii ki de onları düzenleyecek. Evet, onları çağıracaksınız. Evet, çağıracağız, misafir edeceğiz. Hep birlikte onları ağırlayacağız. Evet. Şimdi kadınlarımızı oynattık, Yörük kadınları, Yörük erkekleri efem oluyor. Evet. Efelerimiz de heyecanla oynamak istiyorlar. Onları da oynatalım diyorum. Yine türküyle mi oynatacağız yoksa saz mı çalaraktan oynanacak? Evet, arkadaşımız müziği veriyor, yönetmenimiz. Arkadaşlarımız da şimdi Yörük erkeklerine Efe mi deniliyor? Evet, yoksa... Efe diyoruz. Efe. Evet. Bergama Halk Eğitim Öğretmenimiz. Evet, aynı zamanda Halk Eğitim Öğretmenimiz Zekeriya Kaçar arkadaşımız. Thank you.
Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Güzel oyunlarınız için Zekeriya Koçer Halk Oyunları Öğretmenimiz. Halk Eğitim Merkezi'nin, Bergama Halk Eğitim Merkezi'nin arkadaşlar da öğretmenimiz. Ekibi oynadı. Öğretmenimiz de Zekeriya Koçer. Evet, Şengül Hanım, şimdi Yörük kadınlarından bahsettik. Yörük kadınları emekçidir dedik, üretir dedik. Bunun Yörük kadınlarının direncini zaten biraz önce de söyledik. Bergama'daki o zehirli, siyanürlü altın madenine karşı mücadelelerde en öndelerdi. Sebahat ablamız vardı bir tane bayraktar. Oktay Konyer abimiz vardı ve hatta birçok isimlendiren arkadaşlarımız da vardı. Hatta birisinin ismi neydi? Tombalak rahmetli olmuştu. Bir sürü yine dirençli arkadaşlarımız vardı. Üretir dedik kadınlar. Sizin de giysiniz, üzerinizdeki giysi Yörük kadını giysisi. Evet. Biraz önce 100 yıl önce gösterdiğiniz gelinliği Yörük kadınlarının o dönemde kendilerinin diktiğini, kendilerinin işlediğini bir fabrikadan adeta bugün belki fabrikalar bile onu yapacak kapasitede, güzellikte ortaya bir şey koyamayacaklarını zannediyorum. Siz de kendi üzerindekini biraz önce konuştuğumuzda ben kendim diktim, kendim ürettim dediniz. Bize bir anlatın onun yapılış hikayesini. Evet, yani bu çok eski bir kumaştır, eski bir kumaştan. Dedim ya ben hazır giyinmeyi sevmiyorum. Hele bu kendi kültürümüzü yaşatmak amacıyla çıktığım bu yolda bu elbiseyi kendim düzenledim. Şu gördüğünüz bunu bir kolye şeyinden bakımında gösterdim. Pullardan, evde kalan eski şeylerden, düğmelerden yaparak böyle bir güzellik tasarımını verdim. Tasarımını da siz yaptınız. Evet, tasarımını da ben yaptım. Eskiden annelerimiz boncuk oyaları yaparlarmış. Boncuk oyalarıyla süsledik. Eteklerini işledik. Ayağımızda giydiğim şalvar, bir 50 senelik bir şalvar. Gelinlerin giydiği bir şalvar. Böyle bunları üretirken daha mutlu oluyorum. Yani bir kültürle yola çıktığım için Yörük kadınları. Mesela şey var mı işte sarının, pembenin şeyin bir şeyi var mı sizde? Yani nedir? Bir böyle simgesi var mı simgesel olaraktan? Böyle daha açık, böyle uçuk renkler falan var. Mesela işte sarının, mavinin, morun, yeşilin bir şeyi var mı hikayesi? Öyle bir hikayesi yok ama her rengin bir güzelliği vardır derim. Mesela sarı bahar, papatya gibi papatyayı andırır. Pembe, kırmızı, baharın laleleri andırır. Rengarenk, her rengin bir güzelliği vardır. O şeylerin mesela başınızdaki şeyin de mi süslemesini siz yaptınız? Başındakini ben kendim yapmadım, o hazır. Ama o da bir eleme, göznörü, iğne oyası. Evet, iğne oyası. Çok eskilerden. İğne oyası geleneği yok mu şeylerde? Var var, iğne oyasını yapabiliyoruz. Ama taktığım yemeni çok eskiden yapılma bir eski yemeni. Tabii ki kendim de üretebiliyorum, iğne oyasını yapıyorum. Biraz önce de söyledik, insan süslemelerinden daha çok işte dediğim gibi tekelerini, develerini de süsleyen, işte çadırlarını süsleyen, kıl çadırlarını süsleyen bir de gelenek var. Şimdi biraz böyle daha siz derneğin kadınları olaraktan işte kurduğunuz dernekte şimdi genç kuşağa ne kadar yer veriyorsunuz? Gençliğe ne kadar yer veriyorsunuz? Hangi yaş gruplarında dernek üyeleriniz var? Bunları bir biraz açarsak böyle. Dernek üyelerimiz tabii ki de gençlerimiz de derneğimize üye olabiliyorlar, katılabiliyorlar, seviyorlar. Sevdiriyoruz. Yani böyle bu eskileri ne kadar kendimiz canlandırdığımızda bir ilgi var. Eski kıyafetler olsun. Yani böyle yani bu renkli giyimi. Böyle tutmayı düşünüyor musun? Mesela dernekte gelecek sizin gibi böyle bir tasarımcı veya yetenekli diğer Yörük kadınları işte gençlere böyle tüketici olmayın, üretici olun. Kendi elbiselerinizi kendiliğin üretin. Hem kendi el emeğini üretmesi bir de o işte markalara karşı bir şey duruş sergilemek. Yani şimdi insanlar emekleriyle değil işte giydikleri elbiselerin markalarıyla işte döşünde veya bir tarafında bulunan logolarıyla öne çıkarak kendini ifade etmeye çalışıyorlar. Oysa siz bugün söylediğiniz veya ürettiğiniz bir elbiseyle çıkmanız yani geleneksel bir elbiseyle çıkmanız da bir onurdur. Yani bugün. Yani bir gençlere de onu böyle aşılamak, onları öğretmek, onları hedeflemek için bir çalışma yürütecek misiniz derneğinizde? Tabii ki de yapabiliriz.
Dediğiniz gibi bir öğretmen tutup çok eski elbiselerden. Tabii ki de bu kumaşları bulmak mümkün değil. Şimdi bu boncukları bulmak mümkün değil ama dediğiniz gibi çok güzel bir derneğimize hem katkı olur. Yani kafamızdaki fikirleri, güzellikleri dediğiniz gibi elbiselerimize yansıtabiliriz. Rengarenk olabilir. Yani bir de şeyler var. Mesela diyelim ki yörüklerin sözcükleri var. Yani bugün artık kullanılmayan sözcükler var. Onların bir sözcük dili var. Türkmenlerin yörüklerin işte kullandığı. Bunların da genç kuşağa aktarılması. İşte yani bir kıl çadırın. Kıl çadır mesela sadece kıl çadırdan oluşmuyor. İşte tepelik dediğimiz, üznük dediğimiz, yaneri dediğimiz, taban çığı dediğimiz, çevirme dediğimiz, susma, belipi, yellik, u gibi birçok şeyleri var. Evet. İşte dirim var, çambak var, çevlik var, yılkı ipi var, u ipi var, ponçak var. Yani bunların da ne olduğunu en azından, yani şimdi bunlar yaşarken, mesela bir kıl çadırımız varken veya kurulu çadırı varken, bunları da işte gençlere anlatmak, işte bunların isimleri nedir, nasıl oluşur. Evet. Yani kıl çadırların, o Türkmen çadırlarının normalde şeydir, işte daha oval çadırlardır. İşte üzerinde genelde böyle kar yağana kadar durdukları için, yağmurda durmaması için böyle oval şekilde. Ama bir tarafta da şeydir, yani dikdörtgen şeklinde çadırlar vardır. Ama öz itibariyle bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz çadırlar genelde oval çadırlardır. Daha pratik kurulduğu için yapılan çadırlardır. Daha sonra da böyle uzun çadırlar olmaya başladı. Evet. İşte kıl çadırlardan ziyade daha farklı günlerden de yapılan çadırlar oldu. Evet. Yani asıl buralara yoğunlaşmak gerekiyor. Aynen. Yani biraz da gençliğe yoğunlaşmak tabii gerekiyor. Tabii ki gelecek kuşaklara anlatmak gerekiyor. Evet, sevdirmek gerekiyor. Şimdi bizim derneğimizde biz önce bir derneğimizin daha bir yerini kurmadık. Çünkü Yörük Kadınları Derneği olduğu için ben esnafım, dükkanımda ağırlayabiliyorum, evimde ağırlayabiliyorum arkadaşlar. Ama bizim amacımız Yörük Kadınları adına çok güzel düşüncelerimiz var. Bir güzel ev açıp Yörük Kadınları konuk evi gibi. Evet. Arkadaşlarımızla beraber Bergama'nın türkülerini, oyunlarını... Yani mutlaka bunu kaymakamdan talep etmeniz lazım. Bir evi... Evet. Veya işte orada bir mekanı çadırla, evet, yani bir dediğiniz gibi. Dağa çıktığında işte yörük çadırı nasıl oluyor veya köyde yaşadığında bir ev nasıl oluyor? Yani bunu aynı kompozisyon içerisinde göstermek gerekir, öyle döşemek gerekiyor. Evet, biz bir ev düşünüyoruz arkadaşlarımızla, yani, onu işte bahçesinde de bir çadır oluşturabilirsiniz. Aynen, evet. Onu da anlatıp... Evet, yani hem yaşamalı gençlerimiz oraya geldiğinde onları bulmaları gerekiyor zaten. Evet. Biz de araştırıyoruz çünkü diyorum ya, biz o zamanları yaşamadık ama araştırıyoruz. Dediğiniz gibi böyle bir yörük evi olursa gençler görerek daha güzel tabii sevecekler. Tabii eşyalarından da dizayn ettiğinde. Tabii ki de her şeyle. Evet. Yani bir... Elbiselerinden tut, bakır tabaklarımıza, tahta kaşıklarımıza. Evet. Hepsiyle beraber öyle güzel düşüncelerimiz var. Yönetmenimiz kısa bir ara verelim diyor. Biz kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra 7. gün devam edecek.
Denizler başında toplayamadım aman aman. Fişeklerim döküldü toplayamadım. Fişeklerim döküldü toplayamadım. Dostum düşman olmuş, aklayamadım aman aman. Amanın da amanın efeler aldırmam gayrı. Güzel de Cemile'min yoluna koydurmam gayrı. Amanın da amanın efeler aldırmam gayrı. Güzel de Cemile'min yoluna koydurmam gayrı. Mahkemenin önünde eğildim geçtim aman aman. Sol yanımdan kurşun yedi, bayıldım düştüm. Sol yanımdan kurşun yedi, bayıldım düştüm. Dostum düşman olmuş, ben buna şaştım aman aman. Amanın da amanın efeler aldırmam gayrı. Güzel de Cemile'min yoluna koydurmam gayrı. Amanın da amanın efeler aldırmam gayrı. Güzel de Cemile'min yoluna koydurmam gayrı. Evet, kısa bir aradan sonra ETV stüdyolarında 7. gün devam ediyor. Televizyonlarını yeni açanlar için Bergama'dan Yörük Kadınları Derneği bugün konuğumuz. Yörük kadınların geleneksel yaşamını konuşuyoruz. Şengül Yalçın Ataç Hanım'la başkanımız. Şengül Hanım, evet. Yörüklerde biraz önce işte gelinlikleri söyledik, giysileri söyledik. Bir de gelin süslemeleri vardır. Gelin süslemeleri nasıl olur? Bizim küçüklüğümüze doğru gidelim. Eskiden dümbekçiler süslerdi bizim Bergama'mızda. Bir dümbeğimiz, bir de tefimiz vardır. Sadece gelin süslemelerimizde malzemelerimiz bir tane limon, bir de siyah toka deriz. Bir limon? Bir limon, bir de siyah toka. Bunu dümbekçiler yapar. Çünkü köy uzak olduğu için, bir de karda kışta olduğu için yollar kapalı. Yörükler o dönemde limonu nereden alıyorlarmış? Nereden ya buluyorlar? Limonu buluyorlarmış herhalde. Evet. O limonu böyle sürdüklerinde önlerine şöyle şöyle yuvarlayıp siyah tokayla aralarını kıstırıyorlar. Evet. Hemen şöyle bir kırpma. Eskiden böyle teller olurdu gelinlerde. Çok zarifti onlar. Şimdi onlar bulabilmek mümkün değil ama... Biraz bir makyajla doğal dediğim gibi sadece çok az bir şeyle gelinlerimiz süslenebiliyordu. Şimdiki gibi saatlerce makyajlar yapılmıyordu. Dediğim gibi... Şimdi o doğal böyle şey... Teller. Böyle, teller yapıyorlar onlar da. Evet, onlar da gelinlikler süsleniyor. Yine bu tür gelinlikler. Tabii mesela ki şey var mı böyle hani gelin övme var mı şeylerde de, yörüklerde de?
Mesela gelin ağlatma falan. Ya tabii ki de gelinlerimiz çok ağlardı. Şimdi hem ağlarım hem giderim misali. Yani türküler söyleyerek. Tabii ki de türküleri mesela söyleyerek. Mesela çeyizlerde ne olurdu? Eskiden ne verilirdi falan böyle? Çeyizlerde eskiden çok büyük eşyalar yoktu. Bir de çeyizler serilir bizim oralarda. Yemenisinden tut, çok çeşit Yemeniler vardır. Patiklerinden tut, sofra bezlerinden, örtülerinden. Ceyiz sanırım o dönemlerde halı. Halı. Evet, halı. Tabii ki halıları da yani kendileri zaten, dokuyanlar var. En büyük halı veriliyorsa o zenginlik anlamında. Evet, yatak evet. ve halı çok önemli orada. Evet. Yani kaç kat yatak verdiğini ve nasıl yatak, bir halı yorgan. Verdiğini, yorgan evet, verdiğini onlara. Genelde yorganlar da işlemeli olur sanırım. Tabii ki mi? De. Eleme yani. Elemeyi işlemeli olur. Hepsi eleme. Evet, şimdiki gibi. Gelinler daha çok ata bindirilerek. Ata. Işte evet. Şey atla karşılanılır. Üç gün genelde üç şey yapılır. Üç gün. Cuma günden, dübek günden başlanılır. Üç gün doğullar eşliğinde, dümbekler eşliğinde bir kız evine gidilir. Oradan oğlan evine gidilir. Böyle devam eder. Bir de şey halk oyunları öğretmenimiz var Zekeriya Kaçar. Mikrofon varsa Zekeriya Kaçar'ın mikrofona ses verebilir miyiz? Hocam sizin bu oyunlarla ilgili yani yörüklerin halk oyunlarıyla ilgili bize bir şeyler anlatmak ister misiniz? Yani oyun türleridir, nasıl oynarlar, hikayeleri nasıldır? Evet, adım Zekeriya Kaçar. Çocuklar beri oyun oynadım. Şimdi erkeklerin oynadığı oyunlar, kızların oynadığı oyunlar, karma şekilde oynanan oyunlar sonradan çıktı. Önceden erkekler ve bayanlar ayrı ayrı oynanırdı. Şimdi aynı yerin içerisinde mi ayrı ayrı yoksa biri oynayıp daha sonra mı biri bugün yaptığımız gibi? Önce mesela gündüz olduğu zaman düğünlerde erkekler oynar davulda. Sonra belli bir süre sonra kız ahenk yeri kurulur gündüz. Gündüz bir oynanır. Gündüz oynadıktan sonra akşam tekrar kız oynama yeri vardır. Orada yine bir oyunlar oynanır. Sonra oyun dağıldıktan sonra tekrar erkeklerin oynadığı bir alan vardır. Sonra oraya giderler, orada oynarlar. Bergama'da oyun olarak çok zenginiz. Yüzün üzerinde halk oyunları 70-80 civarında türkülerimiz vardır Bergama'ya ait olarak. Bunun yanında derlemelerimiz devam etmektedir. Yani yörüklere ait olanlarından biz bahsedelim. Yani genelde böyle Türkmenlerin de oyunları veya işte Ege'nin de oyunları var. Genelde yörük oyunlarına baktığımızda. Mesela bizim o taraftan bir tane oyun derledik. Soğuk kuyu. Bizim o taraf yörük tarafıdır. Soğuk kuyu. Gittik bunu Yeniler köyünde derledik, araştırdık. Sorduk. Bu soğuk kuyu nasıl çıkmış? Nereden oynanmış? Dereköy diye bir köyümüz var. Turanlı köyü diye. Onun üst tarafında eski bir harman yeri varmış. Bir yaşlı bir amcadan duymuştum. Şimdi bana dedi ki, yukarıda dedi bir eski harman yerimiz vardı. Orada bir soğuk kuyu var dedi. Göm gök dedi. Suyun, biz yörüklerde su soğuk olduğu zaman göm gök derler. Çok soğuk falan göm gök, buz gibi falan derler. Oralardan çıkarak sonra bunu bulduk. Bu kuyunun etrafında hasat zamanından sonra, mesela ne bileyim harman zamanından sonra çinlikler düzenlenirmiş. Bu kuyunun etrafında, soğuk kuyunun etrafında. Bu oyunda bu şekilde kalmış mesela. Genelde yörüklerde su ve soğuk su önemlidir. Çünkü yiyeceklerini suda, soğuk suda, soğuk suyun içerisinde saklarlar. Tabii ki de, evet, İşte yani. Yoğurtlarını, diğer meyvelerini tabii. falan soğuk suda saklarlar. Su da zaten yaşamdır. Yani onlar için çok önemlidir diye şey yaptık. Oyunlardan bahsettik. İşte genelde gelin işte överken veya düğünlerde türkülerden, oyunlardan bahsettik. İsterseniz bunu bir pratik olaraktan siz hem bir türküsünü söyleyip arkasından da oyununu
bir görsel olarak alalım. En azından izleyicilerimiz de bunu pratik olarak görmüş olurlar diye. O zaman sizi böyle alalım sahneye bir. Akçeşme'nin taşları değil mi? Akçeşme'nin taşları ondan sonra şey... Ben bir tepsi de sizi almadan de. Oyununu oynayalım bir. Tamam. Tepsi de tepsi. Fındıklar.
Evet, oyunlarımızda oynadık. Ayağınıza sağlık, elinize sağ sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi yine gelelim kıyafetlere. Yani yörüklerde kıyafetler önemli. Önemli olduğu için de siz biraz önceki kıyafetinizi değiştirdiniz. Yeni bir kıyafetle geldiniz. Şimdi bunun bir şeyi var mı, öyküsü var mı üzerinizdeki kıyafete? Evet, bu da bizim kına gecelerimizde giydiğimiz gelinlerimizin kına yakılırken giydikleri harvallardan. Onlar da yine el işlemesi mi? Şimdi... Tabii ki de. Bunlar artık fabrika. Bunlar el işlemesi değil ama gelinlerimiz kına yakıldığı zaman böyle harbalıları giyip çıkabiliyorlar. Ben bunları hep kendimi alırken geriye dönüşümlü olarak alıyorum. Ben bu benim kendi kıyafetim. İleride gelinlerim veya kızım giysin diye. Yani bir kenara alıp da böyle atılsın istemiyorum. Yani bunlar değerlensin istiyorum. Tabii bunlar normal günlerde giyilen kıyafetler değil. İşte bu tür düğün organizasyonlarda veya işte etkinliklerde giyilen. Ama artık bunlar sadece yörük kadınları da giymiyor, anonim de oldu. Sanırım tabii tabii, evet. Türkiye'de artık yeni bir trend başladı. İşte şeyden... kınadan önce, kınadan sonra vesaire. Yani aynen, aynı etkinlik içerisinde 3-5 defa kıyafet değiştirenler oldu. Evet. Şey var mıdır yani mesela yine oynanan böyle mum yakarak işte oyunlar falan var mıdır sizde? Mesela Silifke falan civarında daha fazladır o tür. Sadece bize oyunlar. Halay kına yakılacağı zaman halay çekilir. O zaman kına tepsileri hazırlanır. Tabii dediğiniz gibi artık hep yenilikler oluyor. Kına elimizde mumlarla süslenilir. Gelinlerimiz zaten kınasız olmaz. Yörük kadınları zaten kınasız olmaz. Örf adetlerimizde tabii ki de kına gecelerimizde oluyor. Kınalar süsleniyor çiçeklerle, mumlarla. Aynı zamanda da bize yumurta getirmişsiniz. Sayın yönetmenime, buradaki kameraman arkadaşlarımıza hediye olsun diye sanırım daha... Yeni, sıcak sıcak. Sabahleyin. Tavukların kümesinden aldım, kaptım, geldim. Taze taze sizler yiyesiniz diye. Tamamın içinde sakladım, getirdim, geldim. İnşallah afiyetle yersiniz diye düşünüyorum. Sayın yönetmenimiz, sayın kameramanıza birlikte hediye olaraktan Bergama'dan gelen yumurtalarımızı da biraz sonra yarın kahvaltıya güzel güzel yiyecekler. Onlara da helal olsun diyelim. Evet. Şey önemlidir, bir de yoğurt önemlidir yine yörüklerde. Yoğurtlar artık hazır mı alınıyor? Siz yine yoğurtlarınızı, sütlerinizi yapar mısınız? Tabii ki de. İşte kaymak kurutma var mıdır? Mesela bu şeyi bilmiyorum ama yani Bergama'da oluyor mu? Mesela şey de vardır, Akdeniz kültürüdür yine veya Konya kültürüdür. Böyle et de kuruturlar onlar. İşte tam bu aylarda böyle et kurutma ayıdır. İşte şeylerini, yaşlı keçilerini veya işte tekelerini keserekten güneş kurusu olaraktan eti kuruturlar. Ve kışın tüketmek için de sizin orada yoğurt ve et kültürü nasıldır? Bizde et kurutulmuyor ama dediğiniz gibi yoğurtları kendimiz mayalıyoruz. Yemiş kuruturuz, salçalarımızı yaparız kışa hazırlık olarak, kurutma olarak. Makarnalarımızı keseriz, kuru patlıcandan tut dolmalık biberine kadar. Bunları yazdan hazırlarız, kuruturuz bunları. Biz taranalarımız vardı, tarana yaparız. Ekmeklerimiz, kalan ekmeklerinleri biz zebil etmeyiz. Onları küp küp doğrayıp onları fırına atarız. Onlar kurur tıkır tıkır. Biz onun adını gevrek deriz. Onu çorbalarda o gevreği kullanırız. Şey var mı? Deve var mı? Deve kültürü var mı? Sizin tabii ki de bizim her sene yaptığımız deve güreşlerimiz var Bergama'da. O göçebelerde mesela göçebeler böyle yaylalara giderken hala o eşektir, devedir onları kullanırlar mı? Tabii yukarılarda deveyi pek bilmiyorum ama bizim oralarda yazın dediğimiz ovaya göçerler. Mesela kıl çadırı dediğinizde kıl çadırı değildir ama kerpiçten evler vardır, naylondan evler vardır. Onların ovamıza onları göçer çünkü onları ben de yaşadım. Biz de zeytinlerimiz var, tarlalarımıza göçüyoruz. Naylondan çadırlar yaptığımızda üzerlerine gidip biz ağaçlar keseriz gölgelik olsun diye. Çalı deriz ona biz. Çalılarla kamış, kaplarız. Kamış, evet kargılar. Kargılardan da sık sık
yaparız. Tabii ki de yazın göçüyoruz, yani çardaklara göçüyoruz. Hmm. İneklerimiz oluyor, kuzularımız oluyor. Hmm. Kurbanlıklar besliyoruz. Hmm. Yine şey midir yani, böyle yörük erkeğiyle yörük kadını iş bölümü yapar mı? Eski geleneksel yok. Yoksa? Yok yok. Yani, yörük kadınları yani öyle bir... Daha tabii çok ki de, çalışan... Anne daha çok emek veriyor. Hmm. Mesela tarlada, bağda kadın mı daha çok çalışır, erkek mi daha çok çalışır? Erkeğin yaptığı işler de var, bayanın yaptığı işler var ama bayanın, yörük kadınların ben bunu yapamamam deme lüksü hiç yok. Hmm. Çünkü ilk önce evin ailesi kalkar, kahvaltı hazırlanılacaktır, kuzular yemlenecek, inekler sağılacak. Tabii ki bunlara eşler de yardım ediyor ama çok en çok yük de annelere, çünkü bir de zaten ekmeği şey kendin var, yapıyorsun. Yörük atasözü var. Şey, dere kenarına ekilen darıdan, kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez derler. Güneş doğandan, evet. Üzerine doğandan hayır gelmez deniliyor ama tabii ki de güzel bir işbirliği var ama yani yörük kadınlar, annelerimiz daha fedakar bence. Çünkü evde vakti geçiyor, yani ekmeği üreterek yapıyorsun. Ovada çamaşır makinesi kullanma lüksün yok, elde yıkıyorsun çamaşırlarını. Yani her şeyi annelerimizin eli siz değiyor. Siz kadınlar olarak o zaman yani bu erkek egemenliğine, yani kadınların daha çok çalışmasına geleneksel olarak yani bunlara biz bu şekilde devam ettirelim mi diye örgütleyeceksiniz yörük kadınlarını. Yoksa kardeşim yani eşit şartlarda yaşıyorsak eşit olursa eşit paylaşım evet, yapalım mı diye. Yani eşit olursa en azından annelerimiz, kadınlarımız çocuklarına daha çok zaman ayırır. Çünkü kızlar da anne, oğlan çocukları da anneyi örnek alırlar. Onlara önce evde bir anne de bir öğretmendir. Çünkü her şeyiyle çocuklarımız anneyi, babayı örnek alıyorlar. Tabii ki de işbirliği güzel olursa daha güzel olur diye düşünüyorum. O zaman bir işbirliği yapalım. Birlikte kadınlarımız bir oyun oynasınlar. Oyun oynayacaklar. Al basmalı mıydı? Al basmadan donu var. Al basmadan donu var. Bir evet. Yörük oyunu yine. Al basma. Al basmadan don var.
ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Bergama'dan, Bergamalı yörüklerden söz ettik. Bergamalı kadınlardan söz ettik. Biraz da Bergama'dan söz edelim. Tamam. İzleyicilerimiz biraz da Bergama'yı tanısınlar. Bergama'ya gelen bir yabancı nereleri görmelidir? Bergama'mızda o kadar gezilecek yerler var ki anlatmak da bitmez. Gelip görmeleri yerinde daha güzel. Bergama'mızın kale mahallemiz var, teleferiğimiz var, Ayvazeli'miz var, Aslepion'umuz var, Kızılavlı'mız var, tarihi çarşılarımız en var. Endik tiyatrosu var. Evet, Endik tiyatrosu var. Arasta'mız var, Kozak yaylalarımız var. O kadar çok var ki müzemiz var. Çok hasta olanlara dair daha önceden yapılmış... hastane şeklinde yapılmış bir yer de var. Şu an müze olarak da kullanılıyor. Evet. Eskiden psikolojisi bozulanların tedavi edildiği bir yer. Yer var. Evet. Tarihi Rum evlerimiz var. Güzel çarşılarımız var. Dediğimiz gibi Bergama'mızda o kadar çok gezilecek, görülecek yerler var ki tabii Bergama'mız hem yöresel kıyafetleriyle, hem yemekleriyle, hem takı çeşidi Bergama'ya geldiğinizde her şeyi bulabilirsiniz. Şeyi nasıldır böyle yabancı mı, daha çok Türkiye içerisinden mi turist alıyor? Her yerden turistlerimiz geliyor ama turistlerimiz geldiğinde teleferikle kalemize çıkıyorlar. Kalemizde de orada bir çarşımız var. Yine oradan teleferikle aşağı iniyorlar ama artık eskiden turistlerimiz Bergama'nın içinde gezebiliyordu. Şimdi artık turlar uğramadan gidiyor. Ama şey de o teleferiğine çıktığınızda yukarıda çok böyle küçüklü birkaç tane işte el işleri falan öyle satan şeyler var. Evet, var. Ama orada da yani böyle Bergama'ya has şeyler değil de böyle hediyelik eşyalar şeyine dönüştürülmüş. Evet. Bir de yani benim gittiğimde dikkat çeken böyle rehber çok yok. Böyle işte turiste birkaç dilde onu anlatacak rehberler yok. Sistem oradaki müzeye girişteki yani sistem çok tıkanık. Yani insanlar oradaki çalışanlar bir yabancıya hizmet verecek profesyonellikte değiller. Yani orayı gezdirmede, anlatmada değiller. Yani o tür eksiklikler de var. Evet. Ama gerçekten şimdi dünyada ilk böyle çok diki olan bir tiyatrosu var. Yani evet. Çok güzel bir tiyatro. Oranın kullanılımı gerekiyor. Yani evet. Bunu değerlendirilebilir. Yani birçok işte konserlerde vesaire şeyler de değerlendirebilir. Bergama kendini tanıtmasıyla. Evet. Mesela sizin gibi yörük kadınlarının bak bugün burada işte Manisa'da ETV stüdyolarında sizleri tanıtıyoruz. Evet. İşte oradaki yetkili kurumlar, devlet daireleri size destek vererekten bunların tanıtımını yapabilirler. Bergama'da o zaman tanınmış olur. Evet. Yani o zaman turist çekmiş olur. Evet. Yani bu konuda da çalışma. Yani bugün Bergama'nın tanınması aynı zamanda sizlerin de tanınması, evet. Kültürünüz de tanınması anlamına geliyor. Evet. Şey var mı yakın zamanda böyle etkinliğiniz var mı? Onları da duyuralım. Yakın zamanda bir etkinliğimiz yok ama kışın deve güreşlerimiz oluyor. Belki de bir yörük şölenimiz olabilir Bergama adına yapabiliriz. Ama işte bizim derneğimiz çok yeni olduğu için geçenlerde bir televizyon programımız vardı. Bergama'mızı tanıttık. Bergama'mızın yemeklerini tanıttık. Yörük kadınları olarak en azından öyle bir tanıtım olursa dedik daha verimli olabiliriz diye düşündük. Tabii ki de ileriki zamanlarda dediğim gibi işte bir yörük kadınları defilesi düşünüyorum. Dediğimiz gibi arkadaşlarla beraber bir yörük kadınları yani türküleriyle yola çıkabiliriz yani. Yörük evi kesinlikle inşa edin. Evet yani tabii bunun ki için de. Kaymakamlıktan, işte Turizm İl Müdürlüğü'nden veya ilçedeki Turizm Müdürlüğü'nden. Evet. Yani bir destek alaraktan bunu hayata geçirmeniz lazım. Yani sadece anlatarak hayal dünyasında insanlara o geleneği yaşatamayız. Evet. Ama görsel olarak müzeler onun için vardır. Tabii. Yani orada işte yörük kadınlarının bugün işte sizin buraya getirdiğiniz elbiselerin sergilenmesi, kullandıkları aletlerin sergilenmesi, eşyaların sergilenmesi biraz sonra
Orada arkadaşlarımız getirmişsiniz. Sinenin üzerinde var. Onları evet. da tek tek göstereceğiz. Yani bunların tanıtılması, bunların konulduğunda insanlar görsel olarak gördüğünde akılda daha çok kalır. Anlatımlar biraz daha hayal dünyasında kalıyor. Tabii. Yani anlatmakla kalıyor, evet, bilgi olarak kalıyor. Ama görsel olaraktan yapmanız çok iyi olur. Yani en azından hani o cehiz seriyorsunuz, cehizdir, işte geleneksel kıyafetlerdir, kullandığınız eşyalardır. Bunların bir gerçekten yörük evi, aynı zamanda bahçesinde bir yörük çadırıyla evet. birlikte bütünleştirerekten yaşatabilirsiniz diye düşünürüm. Bu konuda da destek almalısınız. Tabii kendi imkanlarınızla bunu yapmanız imkansız. Evet. Yani en azından bir yörük evi vardır, onu restore ederekten. Hiç Bergama'mızda yok ama tabii ki dediğimiz gibi Kalemhane'mizde çok güzel evlerimiz var. Bir tane bir yörük kadınları ve konuk evi olsun istiyorum. Çünkü bizim hı-hı. derneğimize çok misafirler geliyor. Bir de biz yörükler olarak misafirperveriz, misafirleri evet, seviyoruz. Evet. Bu yörük evinde ben o misafirlerimi ağırlamak istiyorum. Dediğiniz gibi çok rahat bir ortam olsun. Arkadaşlarımızın oturduğu gibi yer sofralarında ikramlarımızı yiyebilsinler, yerde oturabilsinler. Oraya geldiğinde, yörük kadınların evine geldiğinde çok rahat olsun yani, doğal olsun istiyorum. Bizim yani, türkülerimizle de... Yani Aydın Bey'i davet ediyorsunuz, bir çekim gelsin yapsın diyorsunuz. Evet, tabii ki sayın de. Sayın yönetmenimizle evet, birlikte. Yörük kadınları, yörük evinde dediğimiz gibi yöresel yemeklerimiz, keşkeğimiz, yufka böreklerimiz, gözlemelerimiz, tarhana çorbamız. Bunlarla böyle ikram etmek istiyoruz ama tabii ki de bu daha derneğimiz çok yeni ama biz herhalde bir yörük kadınları hep beraber böyle bir ekibimizde bir türkü siz öyle güzel gibi. Yemekler saydınız ki Aydın Bey şimdi kamerayı yüklenip Haftaya Bergama'ya gelebilir. Ay, tabii ki de her zaman kapımız açık. Ben size keşkek yaparım. Hiç problem değil. Ama böyle evet. Yani çok güzel dediğiniz gibi bir yörük kadınları evine ihtiyacımız var. Tabii belediyemizden, kaymakamımızdan tabii ki de biraz destek istiyoruz. Yörük kadınlarını desteklemelerini istiyoruz. Yani kadınlarımızın tabii ki beyleri de desteklesinler ama yörük kadınları, bayanlar bir şey yaptığında bence desteklenirse daha güzel olabilir diyorum. Hadi beylerden bir diyorum. Destek isteyelim. Beyler şöyle güzel bir oynasınlar yörük oyunlarıyla, bir destek hemen versinler. Evet. Bağ yüzünün çamları. Thank you.
teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Şimdi bu tür ekibiniz var sizin, kadın ve erkek halk oyunları ekibiniz var. Evet. Mesela bu toplantılarda, etkinliklerde, davetlere gider mi bu ekibiniz, derneğe katkı olsun diye? Evet, bizi kimler programlarını davet ederse bizim herkese kapımız açık. Bu şekilde ekibimizle beraber gidebiliriz Bergama Yörük Kadınları Derneği adına Halk Eğitim Merkezi işbirliğimizle hep beraber saz grubundaki arkadaşlarımızla tabii ki de gidebiliriz. İsterseniz siz saz grubundaki arkadaşlarımızı da tanıtın. Onları biz tanıtmadık. Onlara haksızlık olmasın. Evet, kendileri tanıtabilirler. Kendileri sesini duyuramazlar da siz tanıtın, söyleyin. Hocamız Remzi. Hocamız mikrofonu açıver. Ses gelir mi mikrofona? Evet, siz kendinizi tanıtın. Ben Remzi Kaçmaz. Bergama Yaşam Boyu Konservatuarı bağlama eğitmeniyim. Teşekkür ediyorum. Tamam, arkadaşımıza verin. Ben Erol Kara. Hocamla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde de Şengül Başkanımızla davetlere teşvik ediyoruz. Evet, yanınızdakine hemen verin. Birer kendimiz de tanıtmış olalım. Evet. Evet, ben Basri Dede. Bergama Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde halk oyunları eğitmenliği yapıyorum. Merhabalar, ben İlyas Sevinç. Bergama Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yapıyorum. Merhabalar, ben Oğuzhan Akman. Zekeri Hocam'la beraber 4 seneden beri bu işi yapıyorum. Ben Zekeri Kaçar. Ben Ayşen Gedik. Ben Emine Aktürk, aslen Mersinliyim. 24 yıldır Bergama'da yaşıyorum. Aslımız Mersin, Akdeniz yörüklerinden gelmedir. Burada da Şengül'le tanışıp böyle bir dernek kurduk. Bütün Bergama'ya selam. İnşallah daha güzel şeylerle karşınıza çıkacağız. Ben Aslı Çakmak. Sayın Zekeriya Kaçar hocamızla beraber kursiyerlik yapıyorum yanımda. İsmim Gurbet Tufan. Ben de halk oyunlarına gönül verdim. Zekeriya hocamla birlikte devam ediyorum. Ben Burçin Metin. 3 yıldan beri kursiyerim Zekeriya hocayla birlikte çalışıyorum. Ben Sibel Alp. 8 yıldan beri Bergama Halk Eğitim Merkezi'nde oynuyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Böyle sizleri de tanımış olduk. Şengül Hanım, sizin son olarak söyleyecekleriniz varsa böyle sözlerinizi de alalım. Programımızı kapatalım ağır ağır. Ben önce bizi ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bize Bergama Yörük Kadınları adına vakit ayırdığınız için, programınıza davet ettiğiniz için. Bergama Halk Eğitim Müdürlüğümüze, öğretmen arkadaşlarımıza, ekibimize, saz arkadaşlarımıza beni yalnız bırakmadıkları için, destekledikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Size de çam sakızı, bir çoban armağanı, tabii bir yörük torbası hediye ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum bu güzel hediyeniz için. Evet. Sanırım bu da el emeği. Evet. Evet, evimin güzel bir köşesinde bunu saklayacağım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yani biz de sizin etkinliklerinize ETV ailesi olaraktan destek verip katılmak istiyoruz. Tabii ki de her zaman bekleriz. Evet, oradan bir el işareti geldi. Hocam bir şey söyleyecek sanırım. Bergama Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Hakan Ergüner de buraya geleceklerdi. Onun bir toplantısı olduğu için gelemediler. Çok selamları var hepinize. Saygılar. Evet. Evet, ben de başta sazdaki arkadaşlarıma, sonra oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğretmenimize teşekkür ediyorum. Şengül Hanım, size teşekkür ediyorum. Büyük bir emekle buraya kadar geldiniz. Birçok eşyayla birlikte, birçok arkadaşla birlikte uzun bir yol katlederek geldiniz bize, programımıza, ve bizi onura ettiniz. Size evet, çok teşekkür ediyorum. Biz de ETV ailesi olarak, biraz önce söylediğim gibi, sizin etkinliklerinize destek vermeye devam edeceğiz. Evet, bizler de sizi Bergama'da ağırlamaktan çok mutlu olduk. Hep derim, insanlar güzel sevdiği şeyleri yaparsa başarılı olur, mutlu olur. İnşallah
Allah hepimizin yolunu açık etsin diyorum. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Evet, ETV stüdyolarında başladığımız bugün çarşamba gününü aldığımız ama normal olarak her pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak olan 7. gün programını burada bugün sonlandırıyoruz. Hoşça kalın.